Milli sporcu Kemal Özdemir tek koluyla Bafa Gölü'nde de temiz su kaynakları mücadelesi için kulaç attı. Göllerin kirliliğine dikkat çekmek için sürdürülen Her Kulaç Göllerimize Bir Nefes projesi kapsamında engelli milli sporcu Kemal Özdemir Bafa Gölü'nün Aydın sınırından Muğla sınırına kadar tek koluyla yüzdü. Deniz Temiz Derneği'nin engelli milli sporcu Kemal Özdemir ile birlikte sürdürdüğü Her Kulaç Göllerimize Bir Nefes projesi hem deniz ve su kaynaklarının kirliliğine dikkat çekmek hem de engellilerin su sporuna ilgisini artırmak amacıyla Bafa Gölü'nde Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Kemal Özdemir daha önce deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Boğazı, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Zonguldak'ta yüzmüş ve geçtiğimiz yıl göllerimizin kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmek için Van Gölü'ne açılmıştı. Göllerde kirlilik mücadelesinin devamı olarak İznik Gölü'nde yüzen Kemal Özdemir bu kez Bafa Gölü için yüzdü. Turmapa Genel Müdürü Akçet Özkural da milli sporcuya yüzme sırasında eşlik etti. Etkinliğe ayrıca Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de katıldı. Bafa Gölü'nün Aydın ve Muğla arasındaki sınırında gerçekleşen etkinlik çerçevesinde Söke'ye bağlı Serçin Köyü'nden Dalyan Koyu'na hareket edildi. Dalyan Koyu'ndan teknelerle açıldıktan sonra milli atlet iki ilin ortasında yer alan Sobran Koyu açıklarından karaya yüzmeye başladı. Yüzme etkinliği Muğla sınırları içerisinde Kapıkırı Köyü'nde sona erdi. Sol kolu olmayan Kemal Özdemir büyük ilgi gören Her Kulaç Göllerimize Bir Nefes etkinliğinde hem Turmapa'nın deniz ve su varlıkları için gerçekleştirdiği mücadelesine destek olmak, hem Bafa Gölü'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek, hem de engellilerin su sporuna olan ilgisini artırmak amacıyla yüzmeye karar verdim. Bugün de bu projeyi başardığımız için çok mutluyum. Proje kapsamında yüzdüğüm Bafa Gölü 1989 yılında birinci derecede doğal sit alanı, 1994 yılında ise tabiat parkı ilan edilmiştir. Bugün Bafa Gölü'nde yüzerken hiçbir plastik şişeyle, herhangi bir çöple karşılaşmadım. Çünkü burası bakir bir koy ve henüz insanların kolay ulaşmadığı bir yer. Umarım ki ileride insan nüfusu artsa dahi bu durum değişmez ve Bafa Gölü bir çöp yığınıyla karşılaşmaz. Yakında yüzecek deniz ve göller bulamayabiliriz. Denize ve su kaynaklarının kirliliğiyle mücadele eden Turmapa'ya destek olmalıyız dedi. Lütfen denizleri, gölleri, akarsuları temiz olsun. Biz bu güzellikleri çocuklarımızdan emanet aldık. Onlara aynı temizlikte hatta daha temiz olarak devretmeliyiz. Bu iş sadece Türkiye'nin değil, insanlığın bir sorundur. Tüm halkımızın sorundur. Hep beraber el ele verelim ve bu güzellikleri koruyalım. Sözüm bu. Kemal Bey. Evet. Aslında konu çok basit. Yüzebildiğimiz her yer bizimdir diyorum ben. Kurumadan, bataklığa dönmeden, nefes almadan, ölmeden bir şeyler yapmamızı düşünüyorum ve gelecek kuşaklara daha deniz, daha temiz, daha yaşanabilir göller bırakmak zorundayız. Çünkü sadece göller bize ait değil, başka yaşamlar da var suyun içinde yaşayan. Onun için kulaç atıyoruz. Umarım sesimizi herkes duyar ve daha duyarlı olurlar. Turmapa Genel Müdürü Akçet Özkural etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Bugün burada Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çok güzel bir etkinliğe imza attık. Başta Aydın ve Muğla Valilikleri, Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2012'de başlattığımız Her Kulaç Denize Bir Nefes projesinin gelişip göllerimize de başarıyla devam etmesi bizim için çok sevindirici bir durum. Unutmayalım ki su kaynaklarımız yok olursa o bölgede yaşayan herkese etkileyecektir. Bu sebeple milli değerlerimizden olan Bafa Gölü'nün geleceğini koruma altına almamız hayati önem taşımaktadır. Sanılanın aksine oksijenimizin %70'ini denizler ve göllerden sağlıyoruz. Aldığımız iki nefesten biri denizlerimize ve göllerimize borçluyuz. Akciğerlerimizi söndürmeyelim ve nefesimizi tüketmeyelim." diye konuştu. Sizlere borç vermek, işte sudan, tekneden su yapınca gözlüğün mal 40 düştü. Şimdi gözlük için yine çok zordur. Çünkü bir şey görmediğiniz için daha çok oksijen alman lazım. Bunun içine girmen lazım. Ama enteresan bir şey oldu. Buraya yaklaştıkça şimdi bizi görmeye başladı. Bu yaver arkadaşlar aslında biliyorsunuz. Eğer bir yüzücü gözlüksüz suyun dibini görebiliyorsa bu iyaver. Ancak bunun iyaver olması denizlerimizin ve göllerimizin kirlenmediği anlamına da gelmiyor. Bu da bir başka problem. Buraya gelirken motorda takip ettim. Bütün kayalara baktık. Biliyor musunuz? Buranın sahilinde bir tane tek çiçeği yok. Olmamasının tek sebebi bizleriz. İnsan girmediği için çöp yok. Demek ki eğer kırmızıda o kadar çöp varsa bizim çöpümüz. Hepimizin çöpü. Senin benim değil. Buradaki herkesin orada çöpü var. Öncelikle bu çöplerden uzak durmalıyız.
ev hanımları elde yaptıkları kızartmaların sonuçlarındaki o yağları lavabolardan aşağı boşaltmamalıyız. Hani herkes kapısının önünü süpürüp de başka komşularını bırakıyor. Öyle yapmamalıyız. Herkes çöpünü almalı, çöp atmalı diye düşünüyorum. İkincisi, denizlerimizin göllerimizin yok olmasının sebebi sadece insanlar değil elbette. İnsanların dışında da faktörler var. Elbet erozyon var, şu var, bu var. Ama ağaç katliamları da var biliyorsunuz. Eğer ağaç yoksa erozyon olur. Erozyon da gelir, başka başka oluklar açar ve yok eder. Biz, özellikle ben problem çözme sanatçısı değilim. Problemleri gösterme sanatçısı. Burada bir problem gözükmüyor. Gözükmeyecek anlamına gelmiyor. Onun için lütfen şimdiden daha çok sahip çıkalım. Sadece burası için bahsetmiyorum. Türkiye'nin bütün gönlünden, denizlerinden bahsediyorum. Deniz Temizlik Derneği, TUNAP'a bir konuda bir öncülük yapmıştım. Bu arada da saygıyla anmaktan geçemeyeceğim. Rahmetli Mustafa Koç, çünkü TUNAP'ın kurucularından biriydi. Çok emekleri vardı. Onun sayesinde bugünlere gelinmiştir. Umarım onun sayesinde de daha da ileri gidecektir. Bu arada ayrıca de genel müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Benim bu projeye katkı için. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, 2014 seçimlerinde Serçin'le ilgili çok önemli projeler olduğunu ve projeleri bu 5 yıllık dönemde faaliyete geçireceğini söylemişlerdi. Bildiğimiz üzere muhtarımızla ve muhtarlık daire başkanlığımızla ve değerli bürokratlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda Serçin'e bir bu bölge tanıtım kültür merkezi açtık. Bunun neticesinde Sayın Başkanımız bunun açılışını yaptı ve Bafa Gölü'nde değişik etkinliklerle bu bölgeyi Türkiye'ye, daha doğrusu dünyaya duyurma çalışmaları içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. Bugün de burada çok güzel bir etkinliğe tanık olduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ve katkılarıyla bugün siz basın mensuplarına takip ettiği üzere çok güzel bir etkinlik oldu. Birçok açıkçası sağlıklı bir insanın yüzemeyeceği mesafeyi değerli abimiz kısa bir sürede tamamladı. Bu tabi azim işi, gönül işi, sevgi işi. Dolayısıyla yapmış olduğu etkinlikte de Aydın'ımızı ve Söke'mizi, Serçin'i dünyaya tanıttığı için kendisine biz de Aydın'la olarak teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Özlem Çerçioğlu'nun bu bölgeyle ilgili projelerin devam ettiğini sık sık böyle etkinliklerle Bafa'mızın, Söke'mizin, Aydın'ımızın dünya gündeminde yer alacağını belirtmek isterim. Buralara insanlar gelmeye başladı. Bilmiyorlardı burayı. Buranın blokları görmeye başladılar. Tabii ki haliyle yıllardan beri ki üzerine gidilmediği için, kimse uğraşmadığı için belli bir kömüre sahip oldu. Ve bu halinin kimliğini göz önüne tutmak için Kemal Bey'e, arkadaşlarımıza, Muğla Belediyesi'ne, yani sizlere şu anda Serçin Altay'a teşekkür ediyorum.